Başlıyorum arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün emeğin ve emekçinin günü olan 1 Mayıs. Hoş geldiniz. Alkış arkadaşlar. Sizlere 1 Mayıs'ta ilgili merkezden gelen bir paylaşımı okuyacağım. Başta ABD ve Avrupa'dan başlamak üzere 8 saatlik iş günü ve insanca çalışma koşulları talebiyle yükselen işçi mücadelesi nice bedeller öderek tüm dünyada yayınlandı. 1 Mayıs emeği ve onurun mücadelesi sembolü oldu. 1890 yılından bu yana uluslararası ölçekte işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü olarak kutlanıyor. Bugün bizler de 1 Mayıs'ta bu mirası ve haklarımıza sahip çıkmak, taleplerimizi ortaya koymak için iş yerlerimizde ve fabrikalarda bir aradayız. Sesimizi iş yerlerinden yükseltiyoruz. Salgında yaşadığımız sorunlara yenileri eklendi. Ciddi sağlık risklerine rağmen çarkların dönmesi için çalışmaya devam ettik. Hayat bir emekçilerin sayesinde aksamadan sürebildi. Ancak salgınlar işverenlere birçok teşvik ve kolaylıklar sağlanırken emekçilerin korunması talebinin ne yazık ki karşılık bulmadı. Üretim devam ederken işçiler bir yandan, virüs bir yandan işverenin kaybı tehdidiyle baş başa bırakıldı. Emekçilere işten çıkarma yasağı getirildiği belirtilerek ücretsiz izne çıkartıldı. Ve sadakaya mahkum edildiler. Patronlar işten çıkartma yasağına sık sık derdi. Kod 29 üzerinden on binlerce işçi ve emekçinin ücret, ihbar tazminatını ve işsizlik maaşını almalarını engelleyerek ve işleyerek işten attı. Gerek yoktur. Birlikte olan mevzuatın uygulanması yeterli olacaktır. Her yer direniş! Her yer bir Mayıs! Her yer direniş! Her yer bir Mayıs! Pandemiyle birlikte derinleşen kriz koşulları işsizliğin ve yoksulluğun artmasına neden olmuştur. Açıklanan paketlerde patronlara vergi indirimleri, teşvik ve kolaylıklar sağlanmıştır. Patronlara verilen teşvikler işçilerin birikimleriyle oluşturulan işsizlik konumundan, yani işçinin deminden verilmiştir. Buna karşılık emekçilerin gelirlerinden daha fazla vergi kesilmesini hedefleyen düzenlemeler yapılmıştır. Salgınla işverenler değil, işçiler korunmalıdır. Örgütlü mücadelemiz yaşasın. Örgüt
zaferi.